Sayın ve saygıdeğer, muhteşem, değerli halkı Gamble, hoş geldin. Flavor Universalis modundaki Arda Bil mücadelemizi geçen bölümde Persia ile taçlandırmayı başardık. Büyük bir coğrafyada tam bir hakimiyet kurmak için giriştiğimiz hedeften başarıyla ayrılmanın onurunu, gururunu yaşıyorum. Şeref ve haysiyet biliyorsunuz VOD kısmında. Ve 7. bölümdeyiz. Serimiz devam edecek. İsteğiniz üzerine sizlere sorduk. Görev ağacına devam edelim ve Devlet-i Aliye ile bir rekabete girelim dediniz. Gerçekleştireceğiz. O zaman Devlet-i Aliye bizi beklesin. Düşman olmak için de hazırmış kendisi. Aslına bakarsanız şu düşmanlıktan doğan endirek serbest vuruşu bozar mı diye bekletiyorduk da bilemiyorum. Yani seçebilirim de seçmeyebilirim de. Bir süre daha bekleyelim. Belki ikna olur ve Memlü'yü birlikte yeriz. Ondan sonra ben kendisi yerim. Statesini sahaya yansıtabiliriz. Şu anda ne yapacağız? Şimdi derdimiz kardeşim Suriye'yi vassal almak. Bunun için uğraşacağız. Bir de şu İmereti Devleti'ni ele geçirmek. Bu ikisini aradan çıkartalım. Bitsin gitsin artık. Daha fazla uğraştırmasın. Hatta Trabzon'a bile ilerleyebiliriz. Ama bunu yaparsak Devlet-i Aliye biraz sinirlenebilir. Neyse sinirlense sinirlensin, boşver. Hiç önemli değil. Başka şu otonomi meselesini bir aradan çıkartalım. Ülkenin her yerinde otonomi var. Bunlar görev ağacının verdiği katkılarla core olarak ülkeye katıldı. State core'da yaptık kendilerini. Otonomileri var bir kısım yerimizde. Onların hemen otonomilerini kaldıralım ki oradan etinden sütünden aslanlar gibi yararlanalım, ne alakaysa. Başka ne diyeceğiz sizlere şimdi? Ekonomimiz böyle. Böyle bir yavaş yavaş bir başlayalım. Ondan sonra durumları değerlendirelim. Bunları bir bölelim zahmet olmazsa. Bu alçağın dostlukları var. Oyun niye kasıyor abi? Trabzon'la. Trabzon'un savaş lideri yapılması söz konusu olabilir. Hani burayı da aradan çıkartalım, Anadolu'ya doğru gelelim diye. Bakalım neler olacak. Yani Osmanlı'ya doğru kafa atarak gidiyoruz. Aman hünkârım yapma hünkârım, Şah İsmail bile yıkıldı gitti, sen böyle bir risk alma diyenler var. Alacağız. Kafaya taktık. Fethedilecek. Ve o zaman en yüksek development İmereti'deydi. Yine bakarız. Yani şuradan da hızlıca bakarsın İmereti. Hop bitti. İmereti'ye savaşı açalım. Trabzon savaş lideri olsun. Yukarıda Teodoro'yla falan işim yok. Gelip gelmemesi umurumda değil. Benim derdim hızlı bir şekilde bu alçakları mağlup etmek. Sizleri konuşlandıralım. Sizi de şöyle bir çekelim. Hadi bakalım. Evet. İnsan gücü limitlerimiz işte, onları da arttırmış olduk. Asker limitlerimiz, onları da arttırma derdimiz olacak. İnsan gücümüz biraz problemli bir seviyede ama hiç önemli değil saygıdeğer dostum. Hiç önemli değil. 1, 2, 3 demiş. Şu tüccarlardan bir daha mı borç alsak? Ne yapsak acaba ya? 3 tane demiş. Yatırım falan yapardık ülkeye. Çeşitli yerlere. Zenginlik için. Bunda komutan yok bu arada. Fantastik. Ve Trabzon zaten bölgeyi terk ediyor. Sıkıntı değil o zaman. Şöyle geçebilir miyiz? Geçemiyoruz. Neden? Çünkü sur var. Bu sur ben gelemeden açılmış mı? Kapalı görmüştüm az önce gönderirken. Vay alçaklara kar yağan alçak vay. Şimdi kuşatma var, ona yapacak bir şey yok. Öte yandan bunları tabii gönderebiliriz. Burada beklemelerine gerek yok. Memlekette komutan da var halbuki. Oradan Teodoro'yu da kuşatmaya çalışırız. Biraz hızlanalım. Saygıdeğer Ottomans. Ottomans'la yalandan ilişki kasalım mı? Yani Osmanlı ile erkenden bu işi halletsem, aslında dost olsam ve hemen Memlü'yü yesek mükemmel olur bizim için. Gerçekten mükemmel olur. Tam fantastik olur. Ama derse ki kardeşim ben seninle dost olmak istemiyorum, savaş yapacağım, biz ona da varız. Merak etmeyiniz. Burada büyük bir imparatorluk kurmanın bedeli savaşsa, evet o savaş yapılacak. Bir tane de Asrahan vassallığı alsak mı sorusu. Ya aslında alınabilir ya ama yani saygıdeğer dostum, ne desem bilmiyorum şu an. İlişki slotumu fullledim. Yani şeyi aslında, Şirvan'ı ilhak etsek, değil mi? Bundan gelecek şeyin suratına tüküreyim deyip, yeter deyip artık
Basra da gerçi az mesela. Ama Basra'nın daha alabileceği topraklar olduğu için o potansiyelli bir arkadaş. Yani buralara mesela dalabiliriz Reconquest için. Ki bence bu savaş yapılır bu arada. Bu savaş yapılır. Alıp toprakları yedirme şansımız olur. Vassalımıza. Gayet de güzel olur hatta bunları yedirirsek. Ama bir yandan da tabii donanma lazım bize biliyorsunuz. Yani böyle bir gerçeklik de var burada şimdi. Birkaç tane gale alarak başlayalım. Sonra durumları değiştiririz. Anca bu zaten diyor. Tamam güzel. Başka. Şu an Theodoro şehrine doğru gidiyorum. Bu arada orayı kuşatamayacağız. Ordusu da bayağı fazlaymış ha. İmereti ordusu da var diyor. Yenilebiliriz. Çekmiyorum bakayım sonuna kadar ne olacak diye de. İnanılmaz. Bir dakika. Lan niye çekmedim ben bunu? Paralı asker diye saldırttım. Yuh. 7000 kayıp. Abi sen ne yaptın ya? İnsafsız. Alçak. Orduyu mahvettin ya. Ben de paralı asker diye yolladım onu. Hiç bakmıyorum. Dünyanın kaybını yaşattı bana. Bunları buradan çek bu arada. İmha olur bunlar. Moralini toplasın direkt saldıracak. İmha eder. Dengesiz ordu ya. İşte şey yok ya. Halbuki paralı asker buradaymış. Gerçekten güzel. Burada tabii ordular hep birbirine karıştı. Düzenleyeceğiz. İlerleyen dönemde onlara da çözüm bulacağız. Ya bu topraklar benim şeyim var. Core'um var. Ve State Core burası direkt. Alırım ya. Hiç affetmem burayı. Vassala edirsem mi diye düşündüm de. Boşver. Direkt fethet geç. Şimdi ciddi bir kayıp var ve aynı zamanda da limitler var. Bunların ikisini birden halletmek gerekiyor. Öte yandan bu Trabzon ordusu nereye gidiyor? Böyle alçak. Sizleri şurada birleştirelim. Osmanlı peki sadece Ceneviz'le mi savaşıyor? Evet. Yani bir Avusturya falan var mı diye bakmak istemiştim. Peki Polonya ne diyor şu anda? Kalp besliyor mu alçak? O da alçak işte. Şu Avusturya ile tanışmamız lazım. Avusturya'nın bizi tanıması lazım. Demesi lazım. Ney? Ha. Evet burada toprağımız da yok bizim. Neyse geriye çekilebilirsin. Öte yandan bir de benim işte bu adamda hak iddiası üretmem lazım ki savaş yapalım. Hadi Polonya'dan çeksek. Polonya'dan pek bir hayır gelecek gibi görünmüyor. Astrahan'ı vassal alsak. Şunu ilhak etsek. İdare ederiz aslına bakarsanız. Şu an vassallıkta bir sıkıntı yok. Tamam, ilişki yapıldı anında hallolacak zaten. Başka. Şimdi bunların orduları var burada. Öde bunu. Ya aslında onu ödemeseydik ya. Lan parayla keşke diğerlerini ödeseydik. %1'ler ödeyip yeniden borç alsak daha iyi olabilir bizim için. Trabzon ben bittim diyor. Peki anlaşmaya bittin mi? Suriye çekebiliriz. Kabul ediyor. Ha güzel. Bunlar burada bir arada mı duruyorlar? Birbirlerini yeseler diyecektim ama yok. Bunlar bir yerlerde bir şeyler yapmışlar demek ki. Saygıdeğer Moskovalılar her an buralarda operasyon yapabilir ki Noga'yı yiyorlar zaten bir güzel. Noga'nın yenmesini işte engellenebilir. Ya ama işte bunları yapmaya kalktığında o da ayrı bir problem biliyorsunuz. Ama şey olabilir işte. Bu Noga'yı yer. Ben buradan Noga'yı vassal alırım. Bir tane de o vassal gelir. Böyle böyle. Aslında işe yarar aslında. O olur. Onda sıkıntı yok. Aa bak event geldi. İki istikrar kaybedeceğim. Meşruluk kaybedeceğim. Azerbaycan yeni şey olacak. Ana kültür olacak. Kabul ediyorum saygıdeğer arkadaşlar. Bilginiz olsun. Sonra demeyin bana. Azerbaycan ana kültür grubumuz olsun ya. Ana kültürümüz olsun. Peki... Evet, hani primari? Hani primari? Şunu alalım bu arada da. Hani abi primari? Ama bak burada sorun var. Yani, gerçi şurada yazıyor da... Ulan bu sayfa güncel değil mi? Normalde orada... Yıldızı şeye koyması gerekmiyor mu ya? Buna. Neyse sonuçta Azerbaycan dedi ya. Benim için önemli olan o. Geç. Tamam olmuş. Azerbaycan devleti ha. Ondan sonra demeyin. Saygıdeğer devletimiz bizim İran devleti değildir. Değil tabii.
İran coğrafyasında hakimiyet kurmuş bir imparatorluk. Biz böyle bakıyoruz olaya. Bunlara hemen yurt yaptım. Buradan development, ya Ermenistan kültürü kabul edilen kültürde ya. Şey yapabiliriz, direkt state core falan yapabiliriz, hiç uğraşmaya gerek yok. Bunları getir. Bu süvari müvari olayları çok dengesiz gidiyor. Bunu kovalım mı ya? Bu çok uğraştırıyor beni. Yani işte. 4 tane paralı asker olunca sıkıntı. Hani biraz daha kalabalık olsalar neyse de. Bunları bölelim. Şimdi bunları da tabii Gürcistan'a aktaracağız ya. Anlaşma metnimizi öyle düzeltelim. Gürcistan diye. Osmanlı benden nefret ediyor şu anda. Savaş açsam da bir rahatlasam şu alçağı diyor. Bu arada Memlük'le düşmanlık olamıyormuş. O da ayrı bir hikaye. Şöyle bir anlaşma saygıdeğer dostum. Devlet-i Aliye savaşı bitirdikten sonra vura vura geliyormuş şimdi. Başlarımla yapacağın işe deyip. Memlük'te düşman olamıyorduk. Ya Memlük aslında gayet de güçlü ama. Enteresan hikayeler, fantastik drive'lar devam ediyor. Bunların piyade sayılarını arttırmam lazım. Biraz daha insan gücü lazım tabii ki. Onun için de. Ya şuradan tabii insan gücü çekme yapılabilir de. Kaç? 20 bin falan gelecek. 30 bin daha doğrusu. O aslında az da değilmiş ya. Profesyonelliği yine kasarız saygıdeğer arkadaşlar. İnsan gücünü alalım da. Kullanırız. Bunlardan herhangi birisini kaldırmama gerek var mı? Loyalty. Kaça kadar yükseliyormuş? Bu 70'e kadar. Ya duruma göre bunun bir tanesini kaldırıp şeyden alabiliriz aslında. Adı neydi onun? Şu komutan indirimi veriyor ya. Neredeydi o? Leather cost düşüşü. Onda değil. Şu. Bunu seçebiliriz. Biraz bundan indirim alıp profesyonellik kasmaya çalışabiliriz elden geldiğince. Başka. Şimdi bu adam ben low oldum diyor ama ordu olduğu için hala savaşma isteği olacak tabii ki. Sizleri şurada toplayalım, şunu bir yenelim de savaş bitsin ya. Boşu boşuna kuşatmayla uğraşmayalım. Şu adamlara da ne diyelim? Bu adamlara saygı ve selamlarımızı iletip Akkoyunlu'ya küfür edebiliriz mesela. Akkoyunlu ile işim yok. Ha. Şu an kaç oldu ilişkimiz? 186. Bir de sana şöyle geç izni veriyorum. Artık sen diyorsun ki ben senin vasalın olurum, hünkârım. Güzel. Bu arada istikrar alabilirmişim veya misyoner strength alabilirmişim. 93, 10 yıl boyunca. Açıkçası istikrarın da bonusu var gibi bir şey aslında. Seçilebilir. İdare eder yani. Ki istikrar birçok yöne faydalı olduğu için şu an onu tercih ettim. Şimdi diplomat yeniden gidebilirse şu, evet, vasallık ilişkisini halledelim artık. Güzel. Tam bir fantastik. Artık burada tabii Memlük'ün topraklarını alma şansınız var ama Memlük'le savaşa girmek şu an için risk, çünkü Devlet-i Aliye ile aramızda bir ateşkes yok ve Devlet-i Aliye'nin her an savaş ilanına karşı karşıya kalabilirsin. Öyle bir hamle gerçekleştirdiğinde. Buna dikkat etmek lazım. Elden geldiğince. Bundan birkaç tane piyade aldım. Sonra sayıları gene değiştiririz. Buraya bir saldırı yapalım. Geçemiyoruz. Vay vay vay. Şuradaki donanmadan dolayı. Peki. Bekleriz. O zaman kuşatmanın bitmesini bekleyeceğiz yani. Saygıdeğer dostum, sen bize bunu söylüyorsun. Bunların donanması var mı? 13 tane hem de olmaz mı diyor ya. Donanmadan çok bende ne var diyor. Bu da bir soru mu diyor saygıdeğer dostum. 11 duka surlara masraf ödüyormuşuz. Gerçekten çok fazla surumuz var ya. Bu kadar zengin bir ülke miyiz biz acaba? Sur ya masrafları için. Hadi şu tamam, şu tamam da. Tebriz de tamam. Hadi bunu yık artık, bu kalsın. Bunu tutmaya gerek yok. Ya aslında gerek var da. Evet yani. Mesela şuraya geçişi engelliyor. Kazvin'e girişi engelliyordu o sur normalde. Ama yapacak bir şey yok artık. Yani onu ilhak etmek zorundayım. Kaldı ki bu 3 seviye mi? Zaten burada 3 seviye sur var. Problem değil. Oradan geçişi yine tıkarız. Bir problem olmaz. Ha tabii buradan gelen olursa o girer. Ona yapacak bir şey yok. Başka şu sur engelliyor dedik. Golestan'daki sur. Bu da yıkılabilir ya. Tutmaya gerek yok. Tamam. Zaten arkasında sur var ya. Masraflarımız çok fazla. Şu savaş bitsin. Gerçi
ne yapacağım, savaşmışsa bir şey yapmayacağım ki. Ha şunu kuşattık diye. Ama bu birinci seviye suru zaten. Maliyeti çok fazla değil ki. Onda da sıkıntı yok. Bu arada evet, Quantity'de ilerleme şansımız var. Hemen alalım. Bu da Recover Speed verdi. Çok önemli bir bonus şu anda bizim için. Devlet Aliye savaşı bitirmiş ve insan gücü hayvan gibi bir seviyede. Onu ayrı kenara koydum. Bir de adam asker sayısı da düştü diyor. Niyeyse acaba. Kovuyor mu ki? Bazen kovuyor ya işte, ondan diyoruz. Ve bir saldırı yapalım. Şimdi Osmanlı'nın tabi buralarda var permanent claimleri, o ayrı mesele de. Biz şu arkadaşları bir yenelim. Bir kere ordularını yensek işte, böyle zaten abi yapma abi, abi yapma abi. Tamam güzel, oranın kuşatmasına başlayacağım şimdi. Bunları getir abi. Görev de tamamlanmış bu arada. Güzel. Bu da bize Persian Empire Georgian köleleri diyor. Persia İmparatorluğu'nda eventi gerçekleşecek. Güzel, bunu tamamlayalım bakalım bize ne verecek şu anda. Development geliştirilecek demiş. Peki öbüründe ne demiş? Öbüründe hükümdarın yeteneği artacak. Bir de Cüneyt bir Safavit Conqueror yeteneği kazanacak. Biz buradan devam edelim bence. Bizim için daha faydalı gibi. Bak İsmail Safavit arkadan geliyor zaten Conqueror olarak. Şimdi düşman belirleyebileceğim ülke varmış. O da Devlet-i Aliye. Başka da düşman yok diyor. Çok enteresan. Ya Memlük'ün Eclipsed olması çok tuhaf değil mi? Bayağı güçlüyüz Memlük'ten yani. Oyun bize onu söylüyor. Hünkârım diyor, sizde diyor Memlük düşman olamaz diyor. Bunları bir geriye çekelim önce. Vassalımız tam bir Terminator oldu. Bu da gerçekten fantastik bir durum. Devlet-i Aliye ile düşman olalım gitsin ya. Ne yapayım abi? Artık şartlar bunu gerektiriyorsa yapacağız. Şimdi benim asker sayım, limitlerim böyle. Şuradan bir kontrol edelim. 24, 14, 11. Aslında değerler güzel şu anda. Duruma göre birkaç topçu daha alabiliriz. Kaç tane daha şöyle. Evet. Çok da maliyetli ama. İki tane daha hadi süvari aldık. Güzel. Bir yandan da gemilerimizi hazırlıyoruz. Şu an maliyetleri kısmayacağım. Ve Great Horse seferine çıkabiliriz aslında. Bunları ikiye böl. Buraya getir. Hatta bunu da bu şekil gönderebilirsin. Canım kardeşim. Ve Great Horse savaşını yapmak. Şimdi Osmanlı arkada bekliyor ya. Her an. Ha bir de şu adamın ilhakını başlatalım. Aradan çıksın. Güzel. Güzel. Fantastik. Görev olarak şu an kısa vadede tamamlayabileceğimiz bir şey var mı? Yoğunlaşalım diyebileceğimiz. Üstteki görevler tamamlanmadı demiş. Burada Castle istiyor. Yasuy. Yasuy. Ya abi sur yaptırma işte ya. Mecbur yapacağız. Military Engineer istiyor. Fort Defense. Bir de buraların fethedilmesi lazım. Ama burayı fethettiğimde var ya acayip bir puan kazanacağım. Bu herif koruyacağım diyor. Kafaya takmış. Koruması harika olacak da. Biraz onun yüzünden burada beklemek zorunda kalıyoruz. Şu arkadaşı yukarı alalım. Sıkıntı yok. Güzel. Din faaliyetleri de tamamlandı bir yandan. Gönderelim canım kardeşim. Aynen devam. 8 duka gider var. Masraflar 9 duka sur masrafı var. Ticari konulara bakalım ne durumdayız diye. 2-3 duka civarı bir para gidiyor. Öbür tarafa doğru. Burada tabii Great Horde'un gücü var. Theodora'nın gücü var. Karakoyunlu'nun biraz gücü var. Bu çekenler arasında Avarya'nın da gücü var. Ben şimdi burada zengin bir Astrahan oluşturduğumda aslında bana bir faydası da olacak ya. Bunu yapalım bence. Daha fazla beklemeden bu savaşı gerçekleştirelim. İki tane süvariyi buraya taşıyalım. Bunlar da böyle. Siz direkt başkente yürüyün diyeceğim ama nasıl yürüyeceksiniz? Önce suru tamam şey kuşatmanız lazım. Bu arada bir danışman sorunumuz da varmış. Bir tane deep rep danışman alalım mı? Olur. Olur. Development da kasılabilir aslında. Şehirlerde yavaş yavaş. Şimdi şunları
Şöyle birleştirdik. Bir tane de süvari gelecek. Ha. Bunları da birleştir sana zahmet. Gidelim direkt Astrahan'ı kuşatalım. Oradan sadece Astrahan alır çıkarız. Aslında tehdit etsem kabul eder miydi? Zannetmiyorum ama. Eğer kabul etseydi o zaman yapmak daha mantıklı olacaktı bence. Onu o şekilde almak. Ben şurada kaldı bir. Surlara vuralım mı? Bir tane Astrahan alıp kaçacağız ya. Yani bunu... Bu Dağistan. Buradan bırakamayız zaten. Bunu alıp kaçmamız lazım. Vassal olarak. 15 development biraz fazla ama. Yani şimdi onu marş yapıp buradaki toprakları ona yedirsek. Osmanlı ile falan savaştığımızda atıyorum. Daha faydalı olabilir. İşte Osmanlı'nın bu bozuk durumu olmasa, bu kadar hızlı buraya gelmeseydi çok daha güzel olacaktı mesela. Anormal bir şekilde buraya yüklendi adam. Ben niye bu kadar kişi yükledim ki burayı? Şöyle yapalım. Bunları taşı. Bunlar arkada bir yerde dursun. Tamam. Osmanlı buralara gelmeseydi bunu yapardık mesela. Bir yandan istemiyordum aslında bu şu ticaret falan hiçbir fayda olmadığı için ama açıkçası genişleme lazım bize. Nogay hali hazırda vassal yapılabilecek durumda mı? Development açısından isteksiz olacak. Biraz daha yenilmesi lazım. Keza kaza da vassal alıp işte özbeyi bitirme şansımız vardı. Ama haddedik o kadarını da yapmayalım. Oraya vassalla buraya vassalla. Buna kardeşim ya. Şimdi Astrahan'ı vassal çıkarmamız Nogay'dan ileride toprak almamıza yardım edecek. O arada isyan da fırladı. Sizi bu tarafa getireyim. Bunlar neydi bu arada? Nereye gidiyor bunlar? Ha şeyin askerleri. Tamam. Arkadaşımız basmış. Sizleri şurada toplayalım. 30 bin. Limitleri biraz aşmışızdır. Vassal ilak edildi ya. Burası bizim state core'umuz değil mi? Güzel. Otonomisi bayağı yüksek ama. Kendisini tebrik ederiz. Şimdi başka. Bu arada Avusturya Bosna'ya savaş açtı. Avusturya'nın aşağı doğru genişlemesi bizim işimize geliyor. Osmanlı ile rekabete girmesi lazım. Ki ileride bizle dostluk kurma şansı olsun. Ve bize dostluk kurarsa işimiz biraz daha kolay olacak bu taraflarda. Güzel bir general bu arada, tebrikler. Hocam şu isyancıyı bir bastıralım zahmet olmazsa. İnsan gücümüz 45 bin dolaylarında. Monopoli devam etsin mi? Etsin. Sıkıntı değil. Borçları bir ara öderiz. Kısa vadede çok mümkün görünmüyor. Ya sadece Astrahan alacağım saygılar dostum. Burayı nasıl skor yapamam ya? Aha. Oh shit. Bunları şeye vereceğiz abi. Mecburen. Avarya'ya vereceğiz. Avarya'dan alacağım. Elinden alacağım toprağı. Başka türlü alamayacağız burayı. Doğru. Burası Avrupa kıtası ya. Biz Asya'dayız. Dolayısıyla o toprağı alamıyorum normal şartlarda. Almama izin vermez. Gerçi niye izin vermez, doğru. Yurt yapamadığım için. Ya Tehran'ın 7 teksine başlayacağım şimdi ya. Alçak ya. Al. Al da rahatla. Başkent bölgesinde zaten indirim almıştık. Development cost indirimi. Sıkıntı değil. Şimdi burası düştüğü anda anlaşmayı yapabilecek miyiz acaba? Hiç özbek mözbek uğraşmasak. Ekstra. Bunları getir zahmet olmazsa. Bu camiyi yapmamız aslında text modifiyesi falan veriyor ya. Yapalım gitsin olmazsa. Daha iyi durumdayken bile yapmadık ama. Hadi dedim şimdi yapalım. Sizleri buraya bir konuşlandıralım. Ne kadar gider var? 6 duka para gidiyor ayda. Müthiş bir para harcamamız var. Düzelecek elbet, bugünlerde düzelecek saygıdeğer arkadaşlar, merak etmeyiniz. Ülkenin ekonomisini toparlayacağız çok yakında. Şu Great Ordu'ların ticaretteki gücünü kırabilirsek burada Astrahan'ı vassal alıp ondan sonra o şeyde sen Astrahan'ı vassal alıp burada ona bu arada şunu birleştirirsen daha iyi olacak. Bunun komutanı ölmüş zaten, çok güzel. Gelin bakayım şuraya, birlikte gidelim. Güzel. Siz de arkasında bir yerde bekleyin. Tamam. Kazanı da mı vassal alsak acaba? Bir dönem konuştuğumuz.
Moskova'yı bitirmek için. İleride şimdi Moskova Osmanlı'yla dost olursa, ki böyle abuk subuk olaylar oluyor biliyorsunuz, başımıza iş açacaklar. Büyük iş hem de. Ama Kazan zaten vassal olacak gibi değil yani şu anda. Bayağı bir toprak almam lazım. Burgonya Fransa'ya kaldı. Çok enteresan. Çok 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 nadir olan olaylardan biri gerçekleşti an itibariyle. Sizi bu tarafa alalım. Bunları da şöyle bir kuşatma için yollayalım. Bir de ben aşağıya bakayım. Ha, bunlar hepsi toplanmış gelmiş şimdi orada. İran'ı işgal edecek olacaklar. O zaman onlar orayla uğraşırken ben de saygıdeğer dostumuzu işgal etmeye devam edeyim. Bu arada biz toprak da alalım şeyden de, şu estate'lerden savaştan sonra. Gel bakayım aşağı doğru. Şurada bir toplan. Dünyanın parası gidiyor değil mi şimdi? İran ticaretinin içinden geçiyorlar. Bir de isyan çıktı orada partikülleriz. Güzel, fantastik. Ben senden para alabilir miyim? 280 duka, fena değil. Sen de komutan verelim size. Bunların peşine bir takılın. Aşırı derecede işgal ettiler. İşte şundan nefret ediyorum. Böyle 1K geliyorlar ya bir anda. Alçak oğlu, alçaklar. Bu hala Memlük bunu koruyor. Bu da hiç iyi değil. Yine bozuk şarkıya denk geldik. Memlük'ün koruması hiç işimize gelmiyor. Hiç hiç hiç. Şimdi bir yen hadi. Yolun üstündeyken. Abi 23 luka gider var ya. Ne yapıyorsun ya? Geç. Bunları da taşı buralara. Moğolistan'da da isyan çıktı. Fantastik. Bunların peşine gidelim. Ya İran ticareti işte bitti ya. Texler, Maxler. 20 duka gelir. Şimdi ben orada sözde adamdan para alacağım diye neredeyse daha fazla para harcayacağım. Ha. İyi izleyin. Ama işin güzel yanı, benim isyancılarımla boğuşuyorlar bir yandan da. O iyi oldu tabii. Ya getirme şöyle eventler be. Şunu da bastırırsanız zahmet olmazsa. Ha, aferin. Oraya da gidiyor bak. Güzel. Bir de danışman. Ulan daha yeni atadık adamı. Yaşına bakmamıştım gerçi ama. Vay alçak vay. Saratov da düştü. Bu arada tabii Özbek savaşta olduğu için skor yetmiyor ya. O zaman yürü abi. Yürü 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 yürü. Bu istiyor ki ülkeyi komple işgal edelim, tamam. Geleceğiz. Seninle de uğraşacağız. Belli oldu. Ama bu savaş beni bayağı yıpratacak şimdi. Ekonomik anlamda özellikle. Yani Rusya orayı yiyeceğini dedik. Asrahan'a yedirelim de. Osmanlı, Rusya vesaire. Bunlar da beni bayağı yordu burada. Şimdi teknolojileri kaç bunların? 6. Teknolojide gerideler. Bir düz arazide yakalasak. Bunları. Neyse dur bakalım. Önce şunları kuşatalım. Sen geç bu tarafa. Hah. Aşırı derecede kayıp yaşatıyor bana ekonomik olarak burası. Güzel. Geç 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 geç. Ben egalizmi para almak için kullanacağım biraz. Şimdi siz yukarı geçin. Öte yandan bunlar başkentime geldiler. Özbek'e de gidiyorum. Güzel, sıkıntı yok. Şimdi bu tarafta sizleri getireyim. Sizleri de getireyim efendim. İşte şanlı Safavi ordusu görüyorsunuz. Her coğrafyada savaşlarını kazanmaya devam ediyor. Rakipsiz bir ülke. Ve tabii bir üzücü yan daha ortaya çıktı durduk yere. Great Horde Darab'da kar değil kor elde edecek de, otonomisine başlayacağım şimdi onun. Heh, anlaşmaya razılar. Daha fazla uzatmaya gerek yok. Kaç abi. Yani o kadar işgal var bilmem ne. Bir de adam işgal etmeye başlamış şimdi orayı. Bir de onunla uğraşmayalım. Şimdi Avarya'ya diyeceğiz ki, saygıdeğer Avarya, şu toprağı bana bırak. Aa, Astrahan'ı. What the hell? Abi kor yapmam önemli değil ya. Bana burayı vermen lazım ama senin. Alo birader. Hayırlı günler. Şu Astra
Larki ve Lucky'yi alabilirsin diyor. Sadece core yapabileceğim yerleri veriyor. Halbuki burada Astrahan'ı bana verse oradan devlet bırakacaktık. Ya. Neyse tamam, bunda kalsın. En azından ticareti çeksin. Vassal almasak da olur. Şu Noga'ya komşu olmak önemli. Sonraki savaşta onunla görüşürüz. Ne yapayım, ne diyeyim abi şimdi? Eskiden alabiliyorduk diye hatırlıyorum da. Ne oldu, bundan mı değiştirmişler? Core yapamıyorduk, duruyordu sadece öyle. Bunları çek. Sen daha isyancı gelecek bu arada. Şimdi donanmam istediğim seviyede değil tabii. Birkaç tane daha gemi alalım. Bir de aslında bakmak lazım bunların donanması nasıl donanma. Bu alçakların. Asa'nın Asa yazalım da. Bunların donanması nasılmış? Şuradan. Galey var. Tamam. Çok da yok aslında yani gemi olarak da olsun. Biraz daha büyütelim biz donanmamızı. Şimdi 3 tane diplomat var. Bu 3 tane diplomatla ben ne yapsam acaba? Avarya'dan ticaret çekemeyiz çünkü isyan riskini çok arttırdık adamların. O gereksiz bir hareket olur. Şuraya dalayım dedim ama maalesef orada da bu alçak Özbey'in dostluğu var. O önemli değil de. Koruyor ya. Bunun koruması hiç iyi değil. Asa'ya dalmak işte donanmadan dolayı dedik. Şurayı da alalım ya komple. Bunları yapmamız için güzel bir donanmamızın olması lazım. Sizler de yavaş yavaş çekilin. Avarya gel kardeşim. Hayırlı işler. Evet. Efendim o zaman bir bölümün daha sonuna geliyoruz. Önümüzdeki bölümde kaldığımız yerden devam edelim. Yani bu bölümde Vassal'ı aldık. Biraz aslında ülke içi gelişmeleri odaklansak çok daha güzel olabilir diye düşünüyorum. Adam Aragon'a falan savaş açıyor ya. 80 bin asker, 62 bin insan gücü. İnsan değil ya, insan değil. Hayvan gibi dalıyor millete. National Manpower modifiyesi %15. Ciddi bir bonus. Şu an kaça çıktı benim? 77 bine kadar gidiyor insan gücüm. Güzel. Quantity tamamladığımda vereceği işte bonuslarla birlikte tam bir terminatöre dönüşeceğiz. O kesin de. O zamana kadar işte ne yapsak kârdır mantığımızı devam ettiriyoruz. Bu alçak hala memlük bunu koruyor. Ben buna da alsam aslında hazır Osmanlı orada ama savaşa 7 de girmemiş gibi adam ya. Arnavutluk savaşı. Arnavutluk Vassal'ın mı? Oha! Aragon Arnavutluğu almış. Çok enteresan. Şimdi aslına bakarsanız bu Memlük Savaşı şu an yapılabilir biliyor musunuz? Hazır Osmanlı orada oyalanıyorken benim asker sayım fazla. Bu adamlardan insan gücü alabilir miyiz? O da savaşta gerçi. Bence buraya dalalım abi biz. Önümüzdeki bölümde bu savaşı yapalım. Dismak savaşı. Düşman belirleyebiliyor muyduk adamı? Ha, belirleyemiyorduk çünkü en son baktığımda. Burada spy network kurmaya çalışalım. Diplomatı göndeririz. İsyanlar bastırılıyor. Efendim önümüzdeki bölümde Memlük Savaşı gelecek ve Suriye'nin topraklarını fethetmeye çalışacağız. Çok önemli topraklar bunlar. Orada Suriye Marşı'ndan da önemli bir destek almaya çalışacağız ki Osmanlı'ya yedirmek istemiyorum Memlük'ü. Hazır fırsat var. Osmanlı uğraşıyor bir yerlerde. Biz de burayı fethedelim, aradan çıksın ki ileride işimiz daha kolay olacak. Hoşçakalın.